aile. İlla aynı kandan, aynı candan olmak değildir aile. Omuz omuz olmak, sırt sırta vermek, hayat boyu birbirinin desteğini hissetmektir aile. Ben 6 ay önce evlatlık olduğumu öğrendim ve öz ailemi bulmak için size başvurdum. Aslında öz abimi arıyorum. Ben 30 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Benimle aynı gün, aynı yurda verilmiş bir erkek çocuğu olduğunu biliyorum. Kendisinin de öz abim olduğunu tahmin ediyorum. Öyle hissediyorum. Biraz bile umut varsa onu bulmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Eylül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahu Hanım. Adınız gibi Eylül yağmuruyla geldiniz sanki. Estağfurullah Ahu Hanım, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İnşallah sizin sayenizde iyi olacağım Ahu Hanım. Eylül Hanım, benim de sizi daha iyi anlayabilmem için, seyircimizin de sizi daha iyi anlayabilmesi için hikayenizi bize baştan anlatır mısınız? Ahu Hanım, ben 6 ay önce evlatlık olduğumu öğrendim. Evlatlık mıymışsınız? Evet, Ahu. Eylül Hanım, nasıl öğrendiniz? Ahu Hanım, ben KOAH hastasıyım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. 6 ay önce KOAH hastası olduğumu öğrendim. Ve anneme babama bunu söylemeden önce kendim doktora gittim. Hastalığımın ilerlediğini ve kanser riski taşıdığını söyledi doktor bana. Ve böyle bir hastalığın ailemde olup olmadığını sordu. Genetik mi değil mi diye. Aslında bu hastalık birçok sebepten kaynaklıymış ama yine de ailemde böyle bir hastalığın olup olmadığını bana öğrenmem gerektiğini söyledi. Hmm. Çok zor bir durum Ahu Hanım. Ben bunu anneme babama nasıl söyleyeceğimi inanın... Bilemediniz. Bilemedim. Onları üzmemek adına. Ahu Hanım, onları çok seviyorum. Hayatta onları hiç üzmek istemedim. Bir kere bile ne annemi ne babamı, yani çok seviyorum onları. Ya bu durum benim için çok zor. Ben kendime gelemedim Ahu Hanım ve 3-4 gün kendimi topladıktan sonra onların karşılarına geçip. Yani hem tabii böyle ciddi bir hastalığı öğrenmeniz size herhalde çok endişe verdi. Çok. Hem de o çok sevdiğiniz anne babanıza sizinle ilgili olumsuz bir şeyi söylemek kaygılandırdı, evet. Değil mi? Çok zor bir şey yani. Benim kızımın bu hastalığı yeneceğinden adım gibi eminim. Benim kızım çok güçlü bir kızdır. Ayağını hep yere sağlam basar. Girdiği her ortamda insanlara neşe saçar. Küçük bir hastalığa yakalanmış. Ne olacak? Bunu atlatacak. Ben adım gibi eminim. Ne güzel ama sizi alıp büyüten, yetiştiren anne babayı bu kadar seviyor olmanız. Onlar da sizi herhalde çok seviyor. Çok seviyorum Ahu Hanım. Onlar da bana belli. Çok düşkünler. Yani babam üstüme titrer. Şunu bir anlatır mısınız bana? Gittiniz, KOAH hastası olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ve bunun doktor genetik olduğunu söyledi. Evet, tamam. Onu söyleyeceksiniz ailenize. Buyurun, devam edin lütfen. Anneme babama kendimi toparladıktan sonra... ailemizde KOAH hastalığı var mı diye sordum onlara. Onlar da bana böyle birden bir annem böyle bir telaş yaptı, bir sinirlendi gibi oldu. İşte bilmiyoruz, geçmişte kaldı, çok sene oldu, hatırlamıyoruz gibi. Böyle bir telaşlı kelimeler söyledi. Ben şaşırdım o an.
o tepkiyi görünce. Yani çünkü benim bildiğim ailenizde bir hastalık varsa bu bilinir. Yani genetik de olsa bu bilinir. Yani beni açıkçası çok şaşırttılar. Her akşam olduğu gibi işten eve geldim. Eylül beni karşıladı. Baba dedi, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ama ne olursun üzülme. Annemle konuşmadan önce seninle konuşmak istedim dedi. Benim eşim biraz duygusaldır. Her şeyi içinde saklayamaz. Hemen ağlayıverir. O yüzden benimle konuşmak istemiş. Buyur kızım dedim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Baba dedi, ben doktora gittim. Doktorlar kanser riski olduğunu söylediler. Hemen sinirlendim. Olur mu öyle şey dedim. Sen güçlü bir kızsın. Öyle bir şey olmaz dedim. Bilmiyor olmalarımı şaşırttı. Yoksa o güne kadar vermedikleri tepkileri mi verdiler? Vermedikleri tepkileri verdiler Ahu Hanım. Ya bilmedikleri de tabii ki şaşırttı. Yani dediğim gibi bir insan ailesinde bilir hastalığı. Çıktım odaya geçtim. Gözyaşıma hakim olamadım ki. Ben onun için canımı veririm. Bana kılına zarar gelse ben ölürüm. Ne olur kusura bakmayın. Konu kızım olunca dayanamıyorum. Böyle boşalıveriyorum hemen. Çok özür dilerim. İçinize bir şüphe düştü. İçime bir şüphe düştü. E-Devleti'me girmek istedim Ahu Hanım. E-Devlet'e girdiğimde annemle babamın isminde Adem ve Havva yazıyordu. Yani o an yani nasıl olur dedim bu, yani bu bir yanlışlık var dedim bunda ve tekrar çıktım, girdim. Adem ve Havva yazıyor. Halbuki benim annemin adı Aysel, babamın adı Hasan. Sorun bendeymiş kızım. Eşimle birlikte doktora gittik. Hiçbir şey çıkmadı. O gayet iyiydi. Bütün sorun bendeydi. Ondan sonra eşimin evde yelek ördüğünü gördüm. Çocuk yeleklerini örüyor, onlara bakıyor. Eşimin yüzüne bakamıyordu. Dışarıya çıktığında çocukları gördü mü, çocuklar öyle duygulu, öyle işten bakıyor ki içim parçalanıyordu.